Faysa, günaydın. Gel bakalım. Nuri Bey de dışarı çıkıyor şimdi. Hep birlikte. Hep beraber. Biz nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Hastaneye gidiyoruz. Çıktık yollara. Haydi bakalım. Şimdi cinsiyet belli olacak mı bilmiyoruz arkadaşlar. Yine biz videoyu çekmeye başladık. Ama 12 haftalık yani belli de olabilir, belli de olmayabilir. Olmayabilir. Erkek ise çok kolay belli olur. Bilmiyorum Allah'ım. Nereden bileceğiz? Yani, görelim bakalım hadi. Gidip bakacağız inşallah, belli olur, size de söyleyebiliyoruz. Yalnız belli olursa bize söylemesin doktor Nuri, birine söylettirelim. Şuraya amir söylettireceğim, mesaj attıracağım ya da ablamıza. Oraya gideceğiz bugün değil mi şimdi? Ablam çalışıyor, ablam çalışmasaydı beraber yapardık da. İşte ablam çalışmıyorsa. Wait, let's put this on. Come and take this, Alim. Tak bakalım. Aferin. Alim, elini tut babanın. Babanın elini tut. Alim. Okey, biliyor musun? Alim, oynayacak mısın arkadaşınla? Doğum 26 Aralık'a geliyor. Sezeryan olduğu için bir hafta 10 gün önceden randevu vereceğiz. Yaklaşık işte 15 Aralık gibi sezeryan planlıyoruz inşallah. İnşallah. İnşallah hocam. Arkadaşlar bu arada ben söyleyeyim. Hocam aliminin cinsiyeti hocadan öğrendiydi. Biz geldik, hoca gördük, hatırladık. Yine bugün hoca cinsiyet belli diyor arkadaşlar. Evet. Yani alimin o kopyası mı geliyor hocam? Artık biz öğrenmedik arkadaşlar. Biz öğrenmeyeceğiz dediğimiz gibi. Ablamıza mesaj atacaklar. Onlar da baby shower hazırlayacaklar. Yani baby shower yapacaksa gerçek bir baby shower olsun. Yani bilerek olmasın. Evet. Alim look at me. Alim look at me. Alim orada sabunu döktü de döküldü diyor. Hasta olacak Alim'in peşinde koşmak ben nefessiz kaldım. Gerçekten bir de bakın dün hastaydı, hastanedeydi, bugün canavar gibi her tarafı koşturuyor. Bir günlük hastalıkmış yani. cinsiyetimizi öğrendik arkadaşlar. Daha doğrusu biz öğrenmedik, ablama attılar. Öyle bir işte balonun içine vesaire bir şeyler koyarız. Böyle de şu. Şava, bir şava. Ya çok o kadar da değil de yani. Basit bir şey yani. Basit bir şey yapacağız öyle. Çok bir şey yapmadık. Ablamın numarasını verdik. Ablama mesaj atacaklar cinsiyete. Evet. Abla da bize şey hazırlayacak. Haber verme işte. Sürpriz, o bize sürpriz hazırlayacak. Çorumlu'ya gidiyoruz şu an, işimiz var. Çorumlu'da işimiz bitince eve gideceğiz. Eve gideceğiz. İkiz geliyor. Çorumlu'nun ev turunu yapalım mı? Kendi de yapacaktı. Yaparım. Çorumlu'da evi sen yaparsın. Ben önden yapayım size. Çorumlu videosu da izlemeyin. Hadi ya, burası yeni aldı evine Çorumlu amir arkadaşlar. Acayip de güzel döşemiş yani. Böyle hiç demezsin ki tek başına bir erkek yaşıyor burada. Aldık da geçen de evde var paru. Ama çok ağrıyor. Buradan da aldım. Sonra burada da yemek söyledik. Bir de alalım.
Günaydın tekrar arkadaşlar. Geçen günkü vlog yarım kaldı. Çünkü bize çocuğun cinsiyetini sonradan mesaj atmadılar, unuttular. Unuttular, o yüzden yarım kaldı yani. O gün cinsiyeti belliydi ama öğrenemedik. Şimdi tekrar hastaneye gidiyoruz. Bakalım, şu an öğreneceğiz inşallah. Evet, programı attırırız. Akşama doğru biz de herhalde... Ya bir kada yastığını elimize versin ya, kapatıp kada. Olmaz mı? Arkadaşlar, bakın biz meyve aldık. Yuvarlak yuvarlak. Bugün biraz gezme günümüz oldu. Olacak yani. Bugün gezmek zorundayız. Nuru, araba yıkamayı verdik. Bugün Nuru'yla, Home Bitkisel'deki ilk maaş günümüz. Bugün sulayacağız etrafı arkadaşlar. Maaşımız aldı. Yemeğe gidiyoruz. Para bizde. Şimdi meyve istedi halim de meyve aldık. Bakın elleri de dolu. Her şekilde her taraftan meyveyi aldı yani. Ama hemen su bitti ya. İşte öyle bitecek aşkım. Yıkattırdık bir de meyveleri. Şimdi yiyeceğiz yolda onları. Çünkü bunlar belki eve varmaz yani. Varmadan bitecek. Sonracığım. Bugün ben biraz alışveriş yapacağız. Benim birkaç alacağım bir şey var. Çünkü ben kocam ve oğlum olmadan ilk defa seyahate çıkacağım. Yarın mı ya? Evet yarın. Nasıl ayrılacağım ben oğluşumdan senden ya? Yarın İstanbul'a. Yarın İstanbul'a gidiyorum arkadaşlar. Yapabilir misin bizsiz ya? Vallahi biraz endişeliyim ben de. Ya Nuri olmadan uzun zamandır hiçbir yere gitmiyorum. Üniversitedeyken fellik fellik gezerdim şehir şehir. Nuri'ye da diyorum ya ben nasıl geziyordum ya? Şu an hiç hatırlamıyorum. Şimdi Nuri'nin kuyruğuna takılıp geziyorum normalde. Siz yapamazsın değil mi? Yapabilir misin yoksa? Yapamam kocacığım. Nuri dedi ki ben nasıl gideceğim sensiz dedim. O dedi ki sen benle mi doğdun? Ondan önce de böyle bensiz gezmiyor muydun dedi. Doğru diyorsun dedim. Gidebilirim değil mi dedim. Gidebilirsin dedi. Gidebilirim o zaman dedim. Gidiyorum yani. Hadi bakalım. Hayırlısı gideceğim. Amin amin inşallah. Halim. Bitti mi? Do you like it? Beğendi diyor. Güzel değil mi? Şimdi bu çilek benim korku üstüne var ya şimdi hep çilek kilesin olacak. Kilesin ya. Eşyaları var değiştiririz. Ha evet ya. Tamam. Bak bak bak. Arkadaşlar çilek yemeği öğrendim. Sen yedirin finisi tarihim. Ne üstüne siliyor bir de Allah'ım yarabbim. Ben mantı alabilir miyim? Bir tane mantı. Evet. Sarımsak. Olsun. Başka bir şey var mı? Portakal suyu çocuk için alalım. Gözleme neydi var? Menü dolanlarının hepsi var. Peynir, patates, ıspanak, mantar, patlıcan, karışık isterseniz karışık. Mantarlı kaşarlı gözleme alalım. Mantar kaşarlı olacak, mantı olacak. Sarımsak olacak mı? Olacak. Alayım ya gözleme çocuk da. Hadi bakalım. Bir tane de mantar kaşar. Evet. İçecek bir şeyler ister misiniz? Bir tane portakal vardı galiba. Portakal evet. Suyu. Ben çay alayım. Çay var değil mi? Var. Tamam. Çay bir tane mi olsun, iki mi olsun? Bir tane, yemek yesin ondan sonra. Teşekkürler. Ali, bebe yersen hemen karnı tok oluyor. Yemesin bu yemekle. Bunu şimdi benimki bebek yiyor. Ben onu kendim yiyorum. Afiyet olsun. Ali. Arkadaşlar burada gözleme, koy ulular, tarhana, mantısı her şey var. Biz çorbacıya gittik. Keşke direkt buraya gelseydik. Çay, gözleme falan söyledik. Çok güzel olurdu. Oysa evet. Biz kahvaltı olarak çorba yiyiz. En son buraya ne zaman geldim hatırlıyor musun? Arkadaşlar metro altındayız. Her gün her sabah buradan trenler değişik yaparak işe giderdim. İtmezgüt'ten de hep buraya geliyorduk değil mi? Alışveriş için. Mesela bunu bilmiyorum. Metro kitap var. Ha Koşe'deydi. Buraya taşındılar. Normalde burada cuma namazı burada kılıyorduk.
Evet, bu fuarı köşelerdeydi bu taraflar. Sağ oraların köşeleri. Ha, konser varmış. Valla güzel yapmış ha. Uzaktan bakınca anlamlı olur böyle. Gül ay, beyaz gül. Maskeyle gezmek çok zor yalnız ya, gerçekten çok zor. Sen hamile olduğun için hamile gidelim. Kan da verelim mi birazcık? Bol bol kan. Ben bugün zaten bir tutuşu falan verdim. Ha bak işte o kitap var hala var. O zaman yeni bu yani, arkamızdaki olan yeni. Milara vardı, orayı bilmek istiyorum ya. Milara. Valla arkadaşlar o kadar yoruldum ki ama ihtiyaçlarımın hepsini aldım. Düşme anneciğim. Hepsini aldım. Bir sadece küçük valiz alacağım, o kaldı. Onu da aldım mı bitti inşallah. Halim efendi, annenin sözünü dinlemek zorundasın, tamam mı? Arkadaşlar çok yorulduk alışveriş sonrası. Bakın Halim dağınık, ben dağınık, kendimi gösteremiyorum bile. Nuri bile felaket durumda. Zaten hastayız, bir yandan işlerimiz de var. Ben iyiyim ama artık iyileştim bayan Nuri. Ama sabah baş ağrım gördü yine. Otur hadi otur. Halim saçı çok komik, baksanız. Üstünü daha yeni değiştirdik ama velakin burada bir şeyler yediği için. Gel buraya, hayır. Hayır. Halim sen hayır. Geldin mi? Hadi gel tatlı ye burada. Bak tatlı ye. Tamam hadi gel tatlı ye, gel. Gel tatlı ye hadi. Yazlık bir şeyler aldım. Şimdi İstanbul'da arkadaşlarımla görüşeceğim. Böyle biraz dedim şık olayım. Öyle bir şeyler aldım işte. Zaten eve geçince size de gösteririm. Ama arkadaşlar benim üzüldüğüm bir şey oldu, size de anlatayım. Cinsiyetimizi öğrenmiştik biliyorsunuz ki. Doktor unutmuş arkadaşlar maalesef. Hemşireler söylememişler. Sonra doktor da unutmuş. Vakti de yoktu, tekrar bakamadı. Cinsiyetimiz belli ama ben bilmiyorum hala. Çok üzgünüm. Hani bize sürpriz olsun, bize sürpriz olsun derken öğrenemedik yani, kaldı. Ben artık İstanbul'dan döndükten sonra öğreneceğiz. İstanbul'dan döndükten sonra direkt hastaneye gideceğiz. Arkadaşlar şimdi şeye geldik. Aşkım baksana ya, arabalar gelmiş buraya böyle. Botlar gelmiş baksana. Hadi o zaman bu şeye geldik. Geçen gelmiştik arkadaşlar, hatırlıyor musunuz? Bu yurt dışından gelen mallar oluyor, böyle getirip satıyorlar burada. Oraya geldik. Bakalım neler var neler yok. Abiyeler falan var arkadaşlar. 150 lira bu abiye mesela. Ama bugün çok bir şey yoktu sanki Nuri. Eskisi gibi. Ne, bugün hiçbir şey yok ya. O yüzden çıktık zaten. Normalde böyle daha şey oluyor, daha çok eşya vesaire oluyor. Benim kardeşim var. Arkadaşlar merhaba, eve geldim, inanılmaz yorgunum. Size bir de aldıklarımı göstereyim dedim. Tam onları unutuyordum, biliyor musunuz? Valize yerleştirdim. Sonra dedim ki ben aldıklarımı göstermeyi unuttum.
şey hastayım biraz, burnum tıkalı. O yüzden sesim garip geliyor olabilir. Şöyle bir sandalet aldım arkadaşlar. Sandaletler indirimdeydi. 50'şer liradan aldım sandaletleri. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bu özellikle çok rahat. O yüzden hoşuma gitti. Bir de en çok kullandığım renkleri aldım. Siyah, beyaz ve vizon. Yani en çok kullandığım, en çok sevdiğim renkler bunlar. Şöyle vizon bir sandalet aldım. Şöyle hasır. Zaten vardı daha önce. Yırtıldıydı bir önceki tatilde. O yüzden tekrar aldım. Hiç sandaletim yok. Yazın bu üçlüyle geçireceğim zaten. Gözlüklerim maalesef kırıldı. Alim sağ olsun. Şöyle bir gözlük aldım. Tatile çıkmışken dedim ki gözlüksüz olmaz. İğne, böyle deniz bonesi aldım. Haşaman bu şekilde. Bu üstünde pareos arkadaşlar, böyle uzun. Bir de şöyle içinde tunik gibi şeydi bu, hatta neyin adı, neydi adı? Afrika'ydı bunun adı. Dedim ki o zaman bu tam benlik. O yüzden aldım. Bir de renkleri çok hoşuma gitti. Hem rengarenk hem de çok göze çarpan çirkin renkler değil. Renkleri hoşuma gitti Haşaman'ın, o yüzden aldım. Şöyle giderken giyeyim diye rahat bir tunik aldım arkadaşlar. Şöyle mavi rahat bir tunik aldım. Giderken bunu giyeceğim muhtemelen. Bu çantayı çok beğendim arkadaşlar. İnanılmaz hoşuma gitti. Böyle çantayla şal. Öyle. Normalde buna ihtiyacım yoktu da. Bunu keyfi aldım yani biraz. Şöyle toka aldım arkadaşlar. İğnem falan hiç yoktu taşınırken. Hep kaybolmuştu onlar. Bir de şöyle iki tane bone aldım. Haşama da ihtiyacımdı. Geçen yılki... Zaten 4 yıldır falan giyiyordum aynı aşamayı. Makineye attığımda maalesef bozulmuş. Kalmadı aşamam yani. Sıfırı tükettik. Güzelce kullanmıştım. Bu sene de yeni bir aşama aldım. Bir çok beğendim. Bakalım nasıl olacak. Bu şekilde yani arkadaşlar alışverişim. Bugün gerçekten bayağı para harcadım. En son ne zaman alışverişe çıktım? Ne zaman böyle kıyafet vesaire aldım hatırlamıyorum bile. Benim açımdan iyi oldu. Bir de biliyorsunuz bugün Homitkisel'de maaş günümüzdü. Maaşlarımız yattı. Yatmışken alışverişimizi de rahat rahat yaptık. Home Bitkisel'e üye olmak isteyen arkadaşlarım, benimle birlikte ekip kurmak isteyen arkadaşlarım için aşağıya bir form bırakacağım arkadaşlar. Yorumların başına sabitleyeceğim. Oradan ekibimize dahil olabilir. Siz de bizimle birlikte kazanç elde edebilirsiniz. O şekilde yani videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Arkadan Alim'le babasının sesi geliyor olabilir. Çünkü futbol oynuyorlar evin içinde. O yüzden sesleri gelebilir. Kendinize iyi bakın. Ayrıca şunu da anlatacağım size. Biz cinsiyetimizi öğrenemedik. Yani çok aksilik oldu o konuda. Aslında çocuğun cinsiyeti belli. Yani belli oluyor. Gelir gelmez hemen bir doktora gideceğim. Cinsiyeti öğreneceğiz birlikte. Yani ben tekrar söylüyorum. Ben erkek hissediyorum gibi geliyor. Erkek. Ne bileyim. Hani aynı Alim'deki gibi gelişimi falan hızlı ya. O yüzden herhalde bir de öyle düşünüyor olabilirim. Hani erkek çocukları biraz daha çabuk büyüyor gibi geliyor anne karnında. Öyle yani, ondan öyle düşünmüş de olabilirim. Ama erkek gibi geliyor bana. Yani Alim'e bir arkadaş geliyor arkadaşlar gibi geliyor bence. Yani Nuri biraz gene kız diyor. Alim'le de aynısı olmuştu. Ben erkek demiştim, o kız demişti, erkek demiştim. Erkek çıkmıştı. Bakalım bu sefer ne çıkacak. Hayırlısı olsun. Hiç önemli değil zaten cinsiyeti. Kız erkek evlat yani, çok seviliyor. Her şekilde çok seviliyor. Sağlıklı olsun. Kaderi bahtı güzel olsun. Yeterli. Videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylelikle bize destek olmuş olacaksınız. Hoşça kalın arkadaşlar.